Arkadaşlar yine videomuza Kars'tan Fayton Pazarı'ndan başlıyoruz. Hepinize saygılar, selamlar. İnşallah güzel bir videoda buluşuruz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Videomuz burada başlamak üzere arkadaşlar. Rehabilitasyon merkezine ver. Tamam, güzel getir ya. Söyledim, tamam. Şimdi gelecekler. Ya. Tamam, tamam. Rehabilitasyon merkezine gelecek. Arasın, şunu bir çekin. Bunun adı ne bunun toprağın? Şahin. Şahin. Bunu nasıl yapalım? Şahin. Bu hasta abi, düştü. Ha, hasta. He. Şimdi arkadaşları aradık. Rehabilitasyon merkezi gelip götürecek. He. Köyde mi yakaladın? Yok, yolda, dere içinde. He, dere içinde. Hiç uçamıyor değil mi? Rahatsızlanmış. Kanadı sakat. Ya sen baytar değil miydin? Bunu iyileştirsene. Arabiler tutan da bir koltuğa seçmeyin. Bu gidici herhalde. Atın Bey. O taraf değil. Gitmez. Gidemiyor ki dedi. Gidemiyor da, değil mi? Ayağı da ayağında da mı? Tutar mısın ben? Dur bakayım. Yemiyor, ye. Yemiyor mu? Yemez. Allah Allah. Murat tutmaz ya. Yemez. Evet. Ha, yok ya. Bir abi. Yemez. Ya yiyecek ya. Bir anda yiyecek. Bu şimdi yemez kaç abi. Tane kurt, kaç tane kuş yedi? Sıkıntılı ya bu. Sıkıntılı değil mi? Birazdan gelecekler. Söyledik. Bakar. Bu... Ver buraya ya. Kölgeye koy, kölgeye. Oğlum hep sesi yoktu, şimdi gelecek. Hadi bro. Nereye gidiyoruz? Nereye ya? Hani? Hani? Hani gelmediler? Nasıl boşuna durdun? Neyse. Arkadaşlar burada ne satıyorlar? Orada böyle ahırları temizlemek için süpürgeler. Böyle ne diyeyim size, tırmıklar var, otu tırmıklamak için, böyle atları, hayvanları bağlamak için içeride zincirler satıyorlar. Şöyle içeride nalbant var, içeride nal yapıyorlar. Böyle dükkanımız. Şöyle nal satıyorlar abi. Nallar var. İşte böyle atları bağlamak için yularlar var. İşte buralarda böyle şeyler satıyorlar. Daha yolumuza devam ediyoruz. Şöyle burada da hırdavatçı var. Arkadaşlar şöyle yolumuza devam ediyoruz. Tabii çekmeye devam ediyoruz. Burada da bir amcamız patates satıyor ama. Soralım bakalım. Amca selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Nasılsın amca, iyisin? İyiyim. Bu patatesler yemeklik mi tohumluk mu amca? Hayır. Patatesleri sordum, dedim yemeklik mi tohumluk mu? Tohumlu zamanlara var. Daha geçti değil mi tohumlu? Yemek ya. Yok öyle şimdi, sordum amca. Şimdi ekecek durumun olsa yarını görünmez gibi sorarsın. He, ne bileyim, buranın patateslerini geç ekiyorlar dediler de. Ya gece ekiyorlar, düz geldi, söküm zamanı yok. He, söküm zamanı yaklaştı desene. Hangi ayda söküyorlar burada patatesleri amca? 10. ayda. 10. ayda. 10. ayın sonunda. Hey, ismin neydi amca? Buyur Ahmet. Ahmet amca, işin rast gelsin, teşekkür ederim. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar şu an videomuza tabii nereden devam ediyoruz? Kars'tan şöyle peynir satılan yerden, kaşar satılan yerden Kars'a gelmişken tabii ki bu eski iş hanı. Bu eski iş hanı aşağı yukarı arkadaşlar 50 seneden fazladır. Hani benim çocukluğumda ben buraları biliyorum.
50 seneden fazladır burası. Köyden gelen ürünleri köylüyle şehirliyi birbirinden şey ediyor işte, buluşturuyor. Köyde üretimini yapan insanlar, köyde üretimini yapan insanlar getiriyor burada. Burada dükkanlara veriyor. Dükkanlar da tabii ki, hani diyelim ki tabii buradan köylü gelip almıyor. Buradan işte İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, ne diyeyim, Avrupa'dan gelen insanlar geliyor burada yağını, peynirini, kaşarını alıyor işte. Tabii ne satıyorlar? İşte gördüğünüz gibi çeçil peynirler, şöyle tereyağları, şöyle şeyler satıyorlar. Tabii biz de geldik, kendimize ufak tefek bir alışverişler yapacağız. Şöyle bir arkadaşın dükkanına girelim bakalım neler satıyormuş. Abi hayırlı işler abi. Eyvallah sağ olun. Abi işler nasıl? Çok iyi. Şu eski çekilin fiyatını soracaktım abi. 150 lira. 150 lira. Taze çekil? 140 lira. O taze değil. O da bidon çekil. Yani kurutulmuş ama taze görünümlü. Ha, orada taze çekil orada. Tereyağı ne kadardı abi? 170 lira. 170 lira. Organik köy tereyağı. Şöyle köy peyniri var, tam yağlı arkadaşlar. O köy peynirinin kilosu ne kadar? Taze peynir. 120 lira. 120 lira. Bunlar günlük geliyor herhalde değil mi? Köylü getiriyor, siz de burada. Doğrudur. İşte dediğim gibi arkadaşlar, köylüden böyle köy yumurtası, organik yumurta. Gezen tavuk yumurtası değil yani, köy yumurtası. Tabii ki şöyle peynirler var. Taze çeçil var. Kaşarlar var. Ben gerçeği az önce sormuştum, kaşarların fiyatını, taze kaşarlar. Şöyle arkadaşlar, taze kaşarlar, elime vurmayayım. Taze kaşarların kilosu 170 liraymış. Şöyle eski kaşarlar var. Bunların kilosu da 190 liraymış. 190 TL. Artık milyona ağzımız alıştığı için. Tabii böyle Kars şekeri, Kars'ta üretilen şekerler var, kırklama şekeri. Şöyle hoşablık kayısılar ne kadar abi? 30. Bunun kilosu 30 lira. Bedava arkadaşlar, 30 lira. Ondan sonra şöyle dutlar var. Kömeler var. Tabii kimisi buna sucuk diyor, kimisi köme diyor arkadaşlar. Bunlar çok güzel. Onu yapanın da eline sağlık. Çok güzel yapmış. Şöyle pestiller var. Organik köy balları var böyle. Tabii bu Kars'ın kendi ürünleri. Şöyle arkadaşlar, yine Kars şekeri. Abi sizi tanıyabilir miyiz mi? İsmin neydi abi? Metin Özbek. Metin abi. Metin abi, siz burada satış yapıyorsunuz. Kaç senedir burada satış yapıyorsunuz? Vallahi ben burada doğdum, büyüdüm, yaşlandım. Burada doğdum, büyüdüm, yaşlandın yani. Aynen. Şey ne diyeceğim abi. Sizden telefonu alsak mesela, İstanbul'daki arkadaşlar bazen şey diyor, sipariş falan gönderebilirler. Tabii ki, dedim. Yapalım, he. Firmanın ismini veya Özbek Gıda. Evet. Numaranızı alabilir miyiz? 0535 333 2217. Tamam Metin abi, teşekkür ederiz sana. Teşekkür ederim. Arkadaşlar işte burada Kars'ta normal bir satılan bir peynirciye geldik. Fiyatları size ortalama aşağı yukarı tabii ki fiyatları gösterdik, fiyatları söyledik. Şöyle şu yağlar arkadaşlar, kilosu aşağı yukarı 200 bin lira. Ne yağ? Eritilmiş. Sarı yağ değil mi bunun ismi? İstanbul'da sade yağ diyorlar buna. Sade yağ. Ama güzel arkadaşlar, kahvaltıya, balla falan çok güzel oluyor. Şöyle arkadaşlar, tabii hemen hemen aşağı yukarı aynı ürünler her tarafta satılmaktadır arkadaşlar. İşte. Videomuz devam edecek arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tabii şöyle kapıya çıktık. Kapıda da şöyle bir yer var. Şöyle bir yer var. Abi hayırlı işler abi. Abi yine ben geldim, seni rahatsız ettim. Ne kadar kaldı? 15 lira çünkü. 1 kilo abla. 47 abi. Sen ne kadar?
Ama ne yapacağım bunu? Çekten ne kadar? 40 lira. Hasta, hasta mı? Şöyle arkadaşlar. Tabii ki buradan da biraz alışveriş yapıp köye gideceğiz inşallah. Köyde de bir çekim yapmayı düşünüyoruz. Nasip olursa tabii. Bu arkadaş müşterilerini gönderene kadar ben şöyle bir ufak bir tur atayım geleyim. Tabii arkadaşlar yine çay yapardım bulunduğu yere geldik. Burada oturup bir çay içeceğiz. Selamun aleyküm kardeş. Çay alacaktım da, bir çay alabilir miyim? Şu senin çay ocağına bir bakalım. Şöyle közde bir çayın resmini çekeyim de. Sana zannet, güzel bir çay doldur. Şöyle arkadaşlar, kazan bunun içinde. Şu Gülen arkadaşı da çekeyim. İsmin ne senin kanka? Adem abi. Adem. Adem sen burada mı çalışıyorsun? Burada çalışıyorum. He, sizin mi yoksa çalışıyor musun? Çalışıyorum abi. He, iyi. Kardeş senin ismin neydi? Toprak abi. Toprak? Maşallah. Ne güzel bir isim. Yani sana hemşerim demeye gerek yok. Toprak dese yeterli. Toprak, çayı kaç paraya satıyorsun abi? 3 lira. Bedava ya. Vallahi bedava ya. Su bile böyle çay yok. Hakikaten arkadaşlar. Buyurun. Közde çay düşüyor. Bilmiyorum. Tamam arkadaşlar, çayımızı içtikten sonra merhaba. Şöyle amcaları da çekeyim. Amcalar bana bakıyor. Amcaları da çekeyim. Şöyle. Tabii ki arkadaşlar çayımızı içtik. Buranın çayı çok güzel mi? Ucuz olduğu için mi güzel geldi bana, ama çay, közde çay olduğu için çok güzel bir çay arkadaşlar. Bir çay daha içeyim buradan. Biraz gezeyim. Tabii ki ondan sonra köye gideceğiz. Kanka senin çayın çok güzelmiş ya. Bir çay daha içelim. Yolumuza devam edelim. Abi arkadaşlar, video devam ediyor işte. Nereyi çekiyoruz? Bulunduğumuz alan eski iş hanının olduğu yer. Şöyle bir alanda bulunmaktayız arkadaşlar. Meyveler böyle arkadaşlar. Meyveler çok canlı görünüyor. Böyle şeftaliye bakalım. Acaba Bursalı, Bursa'da böyle şeftali var mı? Bu ürünler nereden geliyor arkadaşlar? Aşağı yukarı hemen hemen hepsi Iğdır'dan geliyor. Iğdır ürünleri bunlar. Iğdır domatesi, salatalık Iğdır. Bir üzüm Antalya tarafından geliyor. O da herhalde Antalya'dan değil de Erzincan'dan geliyor. Erzincan üzümlüden geliyor. Oranın üzümleri de çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu bulunduğumuz alan Hazreti Ali Camisi'nin olduğu yer. Çamlıca durağı. Bu cami tabii ki Kars'ın sembollerinden olan bir cami. Evliya Camisi'nden sonra yani insanlar bu camiye bayağı cemaati olan bir cami olduğu için çok geliyorlar. İşte ne diyeyim arkadaşlar? İnşallah gelir buraları görürsünüz.
Gelir buraları görürsünüz arkadaşlar. Hadi ki. Niye sabah? Bu İstanbul arabasının da tekeri patlamış herhalde. Arkadaşlar tekerini yapıyorlar. Belki tabii ki Doğu Kars firmasının arabası. Biz tabii gezmemize devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir alandayız. Bulunduğumuz alan Kars'ın güzel bir muhiti. Kamlıca durağının olduğu yerler. Tabi buradan nereye gidiyoruz? Oradan geziyoruz işte. Gideceğimiz fazla bir yer yok. Videomu izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Selamun aleyküm amca. Aleyküm. Amcaları da bir çekelim. Amcaların sohbetini dinlemek isterdik. Tabii amca bizi gördüğü zaman sağ sohbetini kes. Senin de amca. Teşekkür ederim. İyi günler. Abi selam aleyküm, hayırlı işler. Nasılsın abi? Öyle senin meyvelerini çekip evde çocuklara göstereceğim. Paramız yok. Kemal Sunal'ın filmindeki gibi ekmeği bandırıp yiyeceğiz. Domates kaç lira? Sıkıntı yok yani, onlar ben sözümle dersem o diyor. Onlar onu şey demez. Yok. Sen bir de tanıyor diyor.